Şuradan yapmışsın. Şu an çok heyecanlı. Bence oldu. Tamam, giymemezlik yapma sonra. Ozan kilitledik burayı ya. Abi. Vallahi kovacaklarım sizi oradan şimdi. Soyadını doğru söyleyebilen az kişiden biriyim ben. Söyle. Çabak çok. Herkes sevgilisine sarılsın. Sarılın. Şeyi merak ettim, karnım aç, dolaşıyorum, her yerde börekçi var. Neden öyle? Buranın meşhur olayı Eskişehir'de börek mi? Yok, var. Allah Allah. Herkese merhaba, ben Doğuş Çabakçor. Yanımda bugün güzeller güzeli ve kim? Yok, hep güzelsin de bugün ekstra bir güzelsin. Niye? Bilmiyorum, bugün böyle bir güzel geldin. D harfinde halen tutuyor burada, bu çok önemli bir detay, bunu atlamamak lazım. 7'yi de asmış. Bende de 7 dövmesi var. Şimdi bugün çok önemli bir gün. Neden? Çünkü yaklaşık birkaç gündür gece gündüz Zorlu Center'daki alışveriş şenliğine hazırlanıyorum. Dün gece gittik oraya, ürünlerimizi dizdik. Sen hatta uçaktaydın o sırada. Şimdi evet. Size bir onları göstereyim önce. Buranın altına nasıl kaçacağız bilmiyorum şu anda. Bayağı bir karışık bir tane masamız var. Böyle bir Çabakçor Club. Ne dedi bu? Levha mı bu? Bu mu? Döviz değil mi? Döviz ne oğlum ya? Pankart, levhamız var da bunu kullanmayacağız tabii ki. Şu an bizim masamız belli olsun diye böyle bir şey koymuşlar. Onun harici televizyon standımızı kurduk. Orada askılarımız hazır. Şimdi televizyonu çıkarıyoruz. Televizyonda bugüne kadarki videolarımın böyle highlightlarını hazırladık. Onlar dönecek. Kolilerde ürünler var, onları çıkaracağız. İnşallah bir saate bitiririz. Çünkü Begüm de geldi şu an. Londra uçağı indi, eve geçiyor. Bir yandan onun da sitesi var. Begüm diyecek bu saate kadar halletmedim mi falan filan. Hadi. Ozan'cım yani. Nereyi çekiyorsun acaba? Televizyonun detay marka modelini, yıl üretim yılını mı çekiyorsun kardeşim? Evde var mı 55 böyle ha? Ultra HD. Yeni aldım. Yeni aldı. Sen emin misin bunun buraya geçtiğini? Evet abi, bak mantıken klipsi yoksa böyle sallanır. Senin ha mi? Oldu. Oldu. Orası oldu. Bura oldu. Bir dakika, bir şey düşünüyorum. Olabilir galiba sanki. Bizim alışveriş şenliği heyecanımız buraya kadardı. Bundan bir dakika, sonrası bunu yok. Bunu çıkartıp masanın yatırabilir miyiz yere üstü? Ne yapacaksın abi, yatırır. Ha tamam, bir dakika, bunu sıktığımız zaman alan genişliyor, bir dakika. Adam mühendis yanlışlıkla DJ olmuş. Evet. Oğlum televizyonu benden başka kimse tutmuyor. Bu nasıl bir özgüven ya? Düşecek. Hadi televizyon. Hadi bu tarafa geç, ben tutayım. Bayağıdır spor yapmadım. Dur şunu da ittireceğim. Evet. Tamam oldu. Demek ki sorun neymiş? Benim olmamış. Olaydan çıktığım an televizyon oldu. O yüzden bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum. Kurulum sizde. Bu televizyon ne zaman düşecek, onu bekliyorum. Bilmiyorum. Yarını kazası biraz atlatalım. Tek isteğim o şu anda. Saat şu anda 1:10 geçiyor. Ve bizim işimiz burada anca bitti. Kimse kalmadı. Bir tek biz, ben, Batu, Ozan. Kadir bile bizi terk etti. O kadar yalnızız. Neyse ki her şeyimiz hazır. Standımız hazır. Televizyonumuz hazır. Ve bir tek televizyonu biz getirmişiz. Normalde ben buraya LED getirecektim ama burada yapamadım. O operasyona giremedim. Şimdi nasıl bir şey olacağını bilmediğim için. Güzel bir yer oldu. Tüm ürünlerinizi burada yarın sizleri bekleyeceğiz. Heyecanlıyım. İlk defa böyle bir işe giriştik. İnşallah yalnız kalmayız. En kötü Ozan var, Batu var değil mi? Güzel Ozan hale bak. Gel bir dakika. Ozan da bu arada biliyorsunuz bizim moda ikonumuzdur. Hello. Bu şimdi hava soğuk olduğu için gitmiyor normalde. Evet. Moda ikonu olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Evet. Bu da Doğuş'un D'si galiba. Evet. Adamsız. Hadi gidelim. Hadi. Gördüğünüz gibi sabaha kadar çalıştık. Herkes gitti, biz kaldık ama çok titizlendik. Her şeyde olduğu gibi bunda da mükemmeliyetçi tarafım ortaya çıktı. Ama neyse, güzel bir standımız oldu. Şimdi Begüm'le oraya gideceğiz. Begüm, senin nerede tişörtün? Şimdi yukarıda hazırlayacağım. Atıyor. Yok aklımda. Hazırlayacağım ne? Gidip dikecek misin orada? Hayır, şey aklımda bir tane tişört var. Onu şey yapacağım. Keseceğim. Evet. Eğer izin verirsen kesmem. Hepsi senin canım. Fabrika senin de. Tamam, o zaman hadi hazırlayalım mı? İyi tamam. O zaman bir dipnot. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videonun devamında ben Zorlu'dan çıkıp Eskişehir'e gideceğim. Orada büyük bir partimiz var. Orada kalacağım gece. Muhtemelen Anlos'un evine bir baskına gideceğim. Daha sonra ertesi gün Ankara'ya gideceğim. Ankara'da Ruhi'de partim var. Sonra uyumadan buraya gideceğim. Karımın yanına, bu çok önemli. Sonra pazarda sonra Freya pazar günü Freya partim var. Sonrası Allah'ın kerim. Ne zaman bitireceğim videoyu o zaman? Bilmiyorum. Yine uzun bir video olacak. Hadi başlayalım. Şimdi şu
şöyle bir şey düşündüm. Bilmiyorum sen okey diyecek misin? Bu benim en sevdiğim renklerden biri. Bu tişört small bedeni. Ama şöyle crop top biliyorsun sevdiğim için kesebilir miyim? Bunu. Evet. Şu an içim canım sızlıyor. Yani bakalım nasıl olacak. Kesince giyeceksin ama değil mi? Böyle evet. Kesip kenarda kalmayacak. Hayır şimdi şöyle yapacağım. Şuradan keseceğim. İstiyorsan anneni çağıralım. Anneme kestireyim değil mi? Bence de. Biz o topa hiç girmeyelim. Evet bence de. Senin ben o yeşil cilini yerim ben. Çok güzel olmuş. Şunu kessen anne. Şimdi şunu sen kesiyorsun ya. Evet nasıl istiyorsun? Kollarını? Kollarını kesme. Biraz daha. Allah. Dur. Şuradan. Şu an çok heyecanlı. Bence oldu. Tamam giymemezlik yapma sonra. Sizce? Yok. Bence oldu. Arkandan bakayım. Vay be. Nasıl? Çok güzel. Kollarını oldu. Keseyim mi iyi mi? Bence kolları iyi. Evet. İyi. Vay be Begüm, şu an yeni bir moda akımı başlatıyorsun gerçekten. Ben de mi kessem acaba? yok gerçekten. Ben bu arada yazın böyle bir şey çıkarmayı düşünüyordum. Crop top denedim buna. Evet. Onu. Crop top düşünüyordum ama Begüm benden önce davrandı. Bu modelin ismi BCCC. Aa burnumdan sümük çıktı. Şunu. Şu üzerime de şu montu giyeyim. Renkleri uyar. Şunu giyeceğim üzerine de. Üzerine de şu montumu giyeceğim. Tamam, güzel. Güzel oldu ne? Sen bu işi biliyorsun. Şurada şey efekti yapılsın. Çıkırt. Hadi hazırsan gidelim ya. 3 dedik 4 oldu tamam, saat. Yine benim yüzümden geciktik. Özür dilerim ama gerçekten güzel bir gün olacak şu an. Heyecanım çok yerinde. Neşem çok yerinde. Aslan ben gidiyorum. Git. Öpsene. Öpeceğim. Öpmeyecek. Öp. Aferin sana. Annen üzme tamam mı? Tamam mı? Can I kiss you? Baba. Hold my hand tightly. Turn around. Hold both his hands. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Doğru söyle be. Gerçekten heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Biz ama yanlış yerden gittik galiba ya. Evet. Tişört üzerimde beğendin mi? Güzel olmuş, parlıyor. En çok benim üzerimde mi beğendin? Tamam size, herhalde yani. Kim üzerine beğeneceğim aşkım? Ben de farklı bir yerden girmiştim ve bu girişi hakikaten bilmiyorum. Begüm sağdan bir yere girdi, soldan. O indi peşimizden iki kişi daha, onun peşinden iki kişi daha. Şu an toplu bir şekilde zorluğun içine kaybolduk. İnsanları yanlış yönlendirme. Sen çünkü Begüm. Aşağı ineceğiz dedin sanki. Ben yukarı çıkacağız dedim. Hayır aşağı ineceğiz dedim. Neyse şu an başardık. Bu normal giriş neredeydi acaba? Normal çünkü girişi Zoe'da burada. Gelmek istiyordu ya. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. 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 Sen çekiyor musun? Çekiyor mu? Çekiyor kayıtta şu anda. DJ kabini boşta. Oo Ozan Bey. Cenk Bey merhaba. Oo merhaba. Ne haber? İyi sağ ol, seni sorayım. İyi, iyi. Hoş geldin. Batuhan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Çok iyi. İyi. Gonna go far man, listen to my words. Gonna be a star man, life's like a blur. When you're working this hard, you get what you deserve. Yeah. Ozan kilitledik burayı ya. Abi. Valla kovacaklarım sizi orada şimdi. Nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing. Begüm nerede? Begüm kaçırdılar mı? Ya benim karım nerede ya? Abi Begüm. Abi en son şuradaydı. Birisiyle fotoğraf çekildi. Burada abi. Aa Begümcüğüm. İlgilenmiyor bende ya. Karımsın dedik o kadar. Begüm. Neyse buraya kadarmış öyle. Sonuna kadar geldik. Seni arıyoruz Begüm abla. Ben de Doğuş'u arıyorum. Nerede kocam? Valla seni çaldılar demiştik biz de. Bir de herkes aynı renk giymiş. O yüzden Where is Waldo gibi oldu. Aynen öyle. Karım diyorum kayboluyor ortadan. Nereye kayboluyor? Oradaydım. Niye oturuyorsun ya? Oturmuyordum fotoğraf çekiliyorduk. Aa, o da bizi arıyormuş abi. Evet. Ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh. All the crowd. Akademik eğitimimi yarıda bırakıp Doğuş abiyi görmeye geldim. Çünkü Çabakçor fanı olmak bunu gerektirir. Ve soyadını doğru söyleyebilen az kişiden biriyim ben. Söyle. Çabakçor. 10 kere daha söyle. Çabakçor. Bir şey söyleyeceğim. Bence bugünün challenge'ı bu olsun. 10 kere üst üste Çabakçor diyen. O zaman abi Eskişehir'e beraber gidelim. YouTube'daki atın her videoyu izledim abi. Abi ya. Vallahi dizi izlermiş gibi baştan aşağı ama çok kaliteli içerik. Teşekkürler. Abi gelmiş sorun. Selam. Teşekkürler.
fight to live, a fight to strive. One day I'll have one. Nasıl gidiyor Batu? Çok güzel. Çok yorulmamış gibisin. Yo yani çok azdı. Dün geceyi şükrediyor musun şu anda? Dün geceyi şükrediyorum. Bir daha yok yani. Adam ben... arıza ver. Erif buraya bir 400 dakika. Erif konuşamıyorum şu an. Ne lazım tişört vereyim. Model söyleyeyim başka bir şey sormayın. Peki mi ya vallahi. Yoruldum ama. Evet. Ve kardeşim de geldi askerden. Ben de oya demiştim ki asker gitmeden önce. Oğlum bu saçlarla kabul etmezler. Yok abi bir şey olmaz. Dün kuaföre gittim. Adem diyor ki Doğa geldi buraya saçını kabul etmemişler dedi. Evet ya. Ama güzel olmuş böyle kalsın. Yo yo böyle kaldı. Evet. Eskiden de böyleydi. Evet evet güzel olmuş. Sivil hayata adapte olabildin mi? Oldum. Sıkıntı yok. Sadece güzel bir tecrübeydi. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar farklı tarzda insanı bir arada bulamazsın yani. Evet. Onlarla birlikte yaşadım. Bu arada kolyemiz çıkıyor. Artık bizim kolyemiz takarsın. Takarım. Yüzük falan da var mı? Yüzük de yapacağız. Her şeyi yapacağız. Her şeyi yapacağız. Şabak Çoklap olarak her şeyi yapacağız. Herkes sevgilisine sarılsın. Sarılın. Çok güzel yakıştınız ha. Şş yapıyor ya. Allah'ım yarabbim. Evet öpsün şimdi de. Herkes sevgilisini herkes öpsün. Sevgilisini öpsün öpen erkek olur. Artık benim yola çıkmam lazım. Gece Eskişehir'de çalıyorum ve saat şu anda 7:20 var. Normalde ben 6'da çıkacaktım. 40 dakika geciktim. 11.30'da orada başlayacağım ve İstanbul'un cuma akşamı trafiğinde Anadolu yakasına geçeceğim. Ne düşünüyorsun bu challenge ile ilgili? İmkansız. İnanılmaz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ve hiçbir şey yemedim. Deli gibi karnım aç. Yoldan bir benzinciye girip bir sandviç alacağım muhtemelen. Nereden sipariş veriliyor? Ne siparişi? Bu siparişi. Çabakçor.com mu web sitesi? Evet. Şu an şoktayım. Evet. Çabakçor.com/shop. Ben bir arkadaşım dedim ya istiyor diye. Nereden sipariş verebilirim dedi de. Evet oradan. Gördüğünüz gibi karım gene müthiş ilgili ben ve yaptığım işlerle ilgili. Gerçekten Begüm'e gönlünden teşekkür. Ya sen deli misin? Sen nerede yaşıyorsun ya? Off-White almaktan yok. Palm Angels almaktan. Biz de bir markayız Begüm Hanım. Biz de kalın. Hayır biliyorum da yalnız mesela com.tr'de. Sen com.tr'ye gir o da olur. Tamam hadi gidiyoruz. Kardeşim teşekkür ederim. Öpeyim. Ben buradayım. Standımız sana emanet. Askerden yeni geldin. Sana güveniyoruz. Tamam. Beyler görüşürüz ben gidiyorum. Görüşürüz abi. Dükkancılık bizim işimiz. Bir dakika bir de Ahmet'in eli havada kaldı ya. Acun Bey görüşürüz. Öpeyim görüşürüz kardeşim. Abi. İyi yolculuklar. I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole. Ne düşünüyorsun kermesle? Kermes miydi bizde? Bana kermes dedirtiyorsun ya. Bunun adı ne? Shopping fest, Christmas fest, Christmas market. Ne düşünüyorsun yılbaşı alışveriş şenliğimizle ilgili? Çok güzel. Yoruldum ama belim ağrıdı. Biz beni salamıyorum. Tamam ben Eskişehir'e gidiyorum. Ben seni eve bırakacağım oradan gideceğim. Ve Eskişehir'e geldim. Biraz uzun sürdü çünkü İstanbul çıkışında inanılmaz bir trafik vardı. Fena olmayan bir sürede geldim. Bu arada yol boyunca yağmur yağıyordu. Eskişehir'e girer girmez yağmur ortadan kayboldu. İlk iş otele geçiyorum. Saat şu an 11'e çeyrek var ve ben 11.30'da müzik çalmaya başlayacağım. Biraz yorgunum tabii çünkü gündüz Zorlu'dayken bayağı bir enerji harcadım. İnsanları kırmamaya çalıştım. Herkesle tek tek buluştuk, fotoğraf çektik. Zamanım yettiğince sohbet ettik. O yüzden şu anda biraz yorgunum ama benim klasik özelliğim sahneye çıktığım an bu yorgunluk kalmıyor. Muhtemelen bugün de aynı şey olacak. Ve odama geldim. Gerçekten ben Eskişehir'de böyle bir otel beklemiyordum. Şu an şoktayım. Sanki ne bileyim böyle Barcelona'da falan gibi hissettim kendimi. Niye Barcelona bilmiyorum ama öyle bir çağrışım yaptı. Gerçekten inanılmaz modern, inanılmaz lüks, yeni tasarımı, aydınlatması, havası, kokusu, malzemesi her şey olağanüstü. Tam benim istediğim gibi bir otel. Bayıldım buraya. Şimdi gönül isterdi ki şurada yatayım ya da şurada uzanayım falan ama hiçbirini yapamayacağım. Acil partiye gitmem lazım. Hatta aşağıda şimdi beni bekliyorlar. O da biraz stresli sokuyor ama ben size tabii odayı göstermem lazım. Odada neler var? Benim klasik hareketim. Öncelikle yolum nedense banyoya düştü. Vay. Bu da müthiş bir jacuzzi var. Çok iyi ya. Gece sonu ben buradayım. Şimdiden söylüyorum. Hakikaten olağanüstü olmuş. Burada da duşumuz var. Çok iyi gerçekten. Tam benim sevdiğim tarzda bir banyo, tuvalet. Müthiş, müthiş. Burada ne var? Klozet var galiba aynı. Yatak odası böyle. Wow, çok iyi. Bakalım yatak ne kadar rahat.
Süper. Şu an burada çok uyumak istiyorum. Önce o jacuzziye girmek istiyorum. Sonra buraya gelip yatmak istiyorum. Çok şey istiyorum. Çalmam 35 dakika. Sonra burada böyle bir balkon var da ne bu ya? Futbol sahası gibi bir şey var burada. Ne bu? Böyle bir yeşillik yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Yani tasarımı, aynası falan bayağı hoşuma gitti ya. Bir de salon kısmı var. Orayı da göstereyim. Bu arada koltuğumuz, kurabiyelerimiz. Evet, burada büyük bir sorun var. Espresso makinesi yok. Benim için gerçekten çok büyük bir sorun. Burada lavabo, musluk ve burada bu kadar mı? Bu kadar. Burada da bir banyomuz daha var. Genel olarak bence müthiş bir oda. Çok teşekkür ederim. Güzel bir oda vermişler bana. Biraz torpil geçmişler herhalde. Burası suite. Artık daha fazla uzatmayacağım lafı. Şimdi giyineceğim. Partiye geçeceğim. Hızlıca vaktim olursa bir yemek yerim belki bir yerde. Çünkü yoldayken bir şey yemedim. Gerçekten karnım aç. Ben hazırlanıyorum. 2 saniyede hazırlandım ama aslında öyle yepyeni bir şey icat etmedim. Henüz daha çıkmamış olan neon tişörtümü giydim. Altıma da bir pantolon giydim. Saçımı hiç yapmadım. Çünkü gerçekten saçımı yapmaya girişirsem gecikirim ve riske atmak istemiyorum kendimi. Çantamdaki son kontrolleri yapıp hemen aşağı iniyorum. İnşallah yemek yemeye vakit buluruz, ne olur. Lütfen. Abart ha? Vaaay. Buna daha önce binmemiştim ve gerçekten merak ediyordum bu olayı. Fiyat 500 abart, bakalım nasıl. Saat 11'i 5 geçiyor, içerisi nasıldır? Full. Valla. Şu anda aldığım habere göre aşağı yukarı 1400-1500 kişi falan varmış. Yani hala da gelen çok insan var. Aa, 2000 kişi de bence yeter ya, 2000'in üstüne çıkma. Zaten daha fazlasını almayacağız, ya, alamayacağız. Yavaş yavaş enerjim yükseliyor şu anda böyle böyle. Saat şimdi 11.30. Normalde şu an sahnede olmam lazımdı ama açayı oynamaz. Önce hızlıca bir yemeğimi yiyorum. 5 dakika hemen sahneye geçeceğim. Bu gece Sablo'nun 10. yıl dönümü değil mi? Yanlış söylemiyorum. Yılını, evet. Şimdi ben buraya biraz zor yetiştim, özür dilerim. Hava çok kötüydü yolda. Geldikten sonra Ali'ye dedim ki bir konuşma yapmamız lazım. O biraz... Bu tarafı belki tercih etmedi ama ben dedim ki rahatlatırım. İlk 15 saniye ben alırım dedim. Şimdi sana bırakıyorum. Bana bırakmasın. Bırakayım. 10 sene oldu artık. Dedi güzel bir partiyle Doğuş Abaktor'la. Yani benim için şu an Doğuş Abaktor Türkiye'deki en önde gelenlerden bir tanesi oldu. Bırak, utanmıyorum bunları. Evet, utanmıyorum. Saat çok güzel bir parti yaptık. Artık bittim, gerçekten gebermek üzereyim. Otele gidip uyuyacağım. Gerçekten buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Müthiş bir partiydi. Hadi biz yemek yiyelim. Hadi. Her yerde börekçi var. İnci börek. Bir tane daha inci börek. Aynı cadde üzerinde ikinci inci börek falan. Sonra internete baktım. Bir numarada inci börek var. Üç numarada bilmem ne çiğ börekçisi falan var. Bayağı meşhur. Şundan bir tanesine durup da yiyelim artık. Olayın ne olduğunu bir şey yapalım. Bakalım neden böyle her yerde bir çiğ börek ve neden inci börek var? Bunu merak ediyoruz şu an. Gecenin bu saatinde Eskişehir'de. Hadi bakalım. Şeyi merak ettim, karnım aç, dolaşıyorum, her yerde börekçi var. Neden öyle? Buranın meşhur olayı Eskişehir'de börek mi? Yok, var mı? Allah Allah. Ne yiyeceğiz zaman... abi senden? Bir tane kaşarlı poğaça alalım, biraz da kıymalı börek alalım. Biz onları yiyeceğiz. Paket alalım. Paket. Ha. Bu arada saat 4, ona göre yani. Ama Eskişehir'de bir kültür var galiba, hani gece börek yeniyor galiba. Evet. Ayran mı istersin? Ayran alayım, uykumu da getireceğim. Öde Cenk. Ödeyim. 50 lira var bile. 50 lira, güzel.
Evet, kısmen de olsa merakımız gitmiş oldu. Çünkü her yerde bir inci börek var. Hangisi gerçek, hangisi hakiki, hangisi fake onu da bilmiyoruz. Şimdi otele gidip yiyelim bakalım inci börek. Nasıl bir börek? Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Adama para üstü vermeyin dedim. Hı-hı. Ama adam direkt para üstü verdi. 10 lira alın demiştim. Hı-hı. İstanbul'da olsa direkt 10 lira mı? Yani. Ne kadar? Bozuk verdi yani. Normalde 9 küsür tuttu. Ha, para üstünü verdi. Ben hani vermeyin dedim. 10 lira alın dedim. Vay, adam almadı yani. Biz işte belki de İstanbul'dan böyle farklı şeyler çıkınca şaşırıyoruz ama olması gereken bu yani. Aynen, esnaflık. Şimdi odaya geldik ve tabii ki böreği denemeden yatmak, uyumak ve Cenk'i yollamak olmaz. O kadar durduk. Bakalım inci börek gerçekten inci miymiş? Hazırsan yorumunu yap. Hep burger yiyecek değiliz. Eskiden burger mi vardı? Bence bayağı lezzetli. Soğanı falan çok güzel. Bu da çok iyi. Gecenin bu saatinde ne yememen lazım deseler şurası. Ben şu anda ani bir karar aldım ve bu videoyu burada bitirmeye karar verdim. Çünkü bundan sonra neler olacağını çok fazla planlayamadım ve akşam aynı parti, yarın benzer bir parti. Bu videoyu burada tadında bitireyim. Gerçekten dün bayağı zorlayıcı bir gün oldu. Zorla gittik, orada alışveriş şenliğinde standımız vardı. Hep beraber geçirdik, sonra Eskişehir'e geldik. Burada da güzel bir parti oldu. Bence yeterli. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi benim önümde zor bir 24 saat daha var. Sonra pazar akşamı, yarın akşam güzelce uyuyacağım, dinleneceğim. Görüşmek üzere.